gerekli meslekler bölümler, gazetecilik dışarıdan baktığınız zaman kolay bir meslek. Hatta sipariş veririz biz. Sipariş usulü gazetecilik yaptırmaya gayret ederiz. Ama gazeteciliğin öyle olmadığını birazdan göreceğiz. Hasbelkader ben amatör gazeteciyim. Oradan birazcık ulaşıklığım var gazetecilikte. Onun için bunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben daha fazla sözü uzatmadan, Mehmet Bey de bardakları kırmadan Kemal Bey'e sözü bırakıyorum. Kemal Bey buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ben Kemal Erben. Öncelikle kendimi tanıtayım. 1979 Burdur doğumluyum. 79 yılında Burdur'da babam gazetecilik yapıyormuş. Ben doğduğumda. Burdur Yedigöl Gazetesi. Yani bu bölgeye hizmet ediyormuşuz. Ben de baba mesleği olan gazeteciliği yıllarca çocuk yaşlarımdan beri sürdürdüm. Hep babamın yanında oldum. Ve bu da hep gazete sahipliğiyle devam etti. Ben şöyle bazı notlar aldım. Kürsüye çıkmak istiyorum. Kolejinizi. Gazeteciyi anlatırken ilk önce Türkiye'nin ilk gazetesinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti sınırları içinde yayınlanan ilk resmi Osmanlı Türk gazetesi 1831'de yayınlanmaya başlayan takvimi vekayidir. Haftalık olarak yayınlanan bu Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskılarda yayınlanan bir gazeteydi. İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi 11 Kasım 1831'de Sultan II. Mahmud'un emriyle yayınlanmıştır. Tabii gazetecilik olur da matbaacılık olmaz mı? Çünkü matbaa olmasa gazeteler olmazdı. İlk Osmanlı matbaası ise evet ekranda şöyle apar topar daha önce röportaj yaptığımız ünlülerle, gazetecilerle olan fotoğraflar değerlendik. İlk Osmanlı matbaası 1727 yılında İbrahim Müteferrika Macaristan'daki öğrenimi sırasında matbaa konusunda bilgi sahibi olmuş. Osmanlı ülkesinde matbaalaşmak isteyen İbrahim Müteferrika en önemli destek ise Nevşehir'de damat İbrahim Paşa'dan gelmiş. Matbaanın açılmasına ancak dini olmayan eserler basmak şartıyla fetva verildi. Çünkü el yazmacılığıyla geçinen kişilerin korunması amaçlanmış. Böylece Osmanlı'da ilk matbaa 16 Aralık 1727'de faaliyete geçti. Gazeteci yazılı basında haberin kaynağından basın ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli kişidir. Ben çekirdekten yetişen bir gazeteci olduğum için karşınızda şu anda bu meslekte çileyi sevinçten daha çok yaşayan bir gazeteci kardeşimiz duruyor. Sırasıyla Elazığ, Fırat, Amasya, Merzifon, Gümüşhaçköy, Sivas Hakikat Gazetesi, Antalya Ekspres, Gazi Paşa, Eğirdir Ekspres 10 yıl, Hür Haber ve şimdi de Eğirdir Ses Gazetesi sahipliğini yapmaktayım. 1999 yılında Milliyet Gazetesi muhabirliği yaptım.
O dönemde internet yaygın değildi. Haberleri zarf içerisinde otobüse verdim, çok iyi hatırlıyorum. Hatta en çok hoşuma giden bir haber vardı. Türkiye'nin ilk kadın komandosu, kadın komando subayı Tülin Tepedelen, dün gibi hatırlıyorum. Zarf içerisinde işte Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda çektiğim fotoğrafları hazırladım büyük bir heyecanla. Fotoğrafları zarfın içerisine koyarak otobüse verdim. Antalya Milliyet Gazetesi bölge kanalı, ona gönderdim Antalya'ya. Ve o haberim, Türkiye'nin ilk kadın komandosu Tülin Tepedelen'in haberi Türkiye genelinde ana sayfada yayınlandı. O haberim. O zaman tabii çok mutlu olmuştum. Hani biz yerel gazeteciler olduğumuz için yerel gazete sadece işte küçük bir ilçede veya Isparta'da haber yapıyor. Sadece o bölgeye gidiyor. Fakat çok önemli haberleri ise ulusal basın alır. Bunlara da biz mesela ajanslar var. Doğan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Cihan, İhlas gibi ajanslar var. Yerel gazeteciler bu haberleri ajanslara servis yaparak, günümüzde internet yoluyla servis yaparak bir havuzda toplanıyor. O havuzda işte televizyonlar, büyük gazeteler bu haberleri alıp yayınlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de yine benim bir haberim ulusal basında ilk 5 habere girdi. Yine gururlandık. Bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde ilk 5 habere girdi. O haberde biraz tesadüf oldu. Ben sanayiye gitmiştim, aracım arızalanmıştı. Dönüşte daha önce haber yaptığım bir yerde ağaç kesimi vardı belediye tarafından. Yani belediye oradaki ağaçları kaldırıp orayı ihaleye çıkarıp satışını yapacaktı. Ben de buna karşı çıkmıştım ve gazetemde haber yapmıştım. Kamerada yanımdaydı Allah'tan. Hemen döndüm. Bir baktım. Sakarya Valisi Hüseyin Avcı, hemşerim Zeyn dedi. Onun annesi ve babası orada. Onlarla karşı çıkıyor. Kamerayı açtım. Teyzemiz konuştu gümbür gümbür. Ben heyecanlandım tabii. Hemen döndüm. Ya dedim, bunu yayınlarlar mı? Yayınlamazlar mı? Ben dedim önce bunu kendi siteme atayım. Ondan sonra dedim. Siteme haberi yaptım, paylaştım. Arkasından telefonlarım susmadı. Bütün ajanslar, bütün gazeteler ve ertesi gün haberim ilk 5'teydi ve bütün televizyonlarda yayınlandı. Değişik anılarım var tabii bu meslekte. Bir gün şu anda mevcut Eğirdir'in AK Parti ilçe başkanı ismi Veli Gök. Bizim Eğirdir'de de iki tane Veli Gök var. Bir iş adamı Veli Gök var. Şu muhasebeci olan AK Parti ilçe başkanı Veli Gök Serpil köyünde eşeğe çarpar. Ben de bu haberi yaptım. Veli Gök eşeğe çarptı diye haberi yaptım. Ondan sonra diğer iş adamı Veli Gök'e telefon yağmurları, şehir dışından telefonlar, işte geçmiş olsun, eşeğe çarpmışsın. Ondan sonra ben tabi matbaadayım, çalışıyorum. İş adamı Veli Gök geldi. Bu haberi nasıl yaparsın dedi. Ben eşeğe çarpmadım dedi, telefonlarım susmuyor dedi. Ondan sonra tabi daha sonra düzeltme yazdık. O türlü bir an var. Evet, resimde de gazete olarak hastalarımızı zaman zaman huzurevi sakinlerimizi ziyaret ediyoruz. Ünlülerle röportajlarında Akil İnsanlar Topluluğu Isparta'ya gelmişti. Orada değerli Kadir İnanır'a bir sorum olmuştu. Orayı geçti herhalde. Görüntüde vardı. Kadir Bey'e şunu sormuştum ben.
Siz halkın sevgilisi bir sanatçısınız. Halk sizi çok seviyor. Neden Akif insanlar grubuna, topluma katıldınız? Neden buna karar verdiniz? Tatar Ramazan olarak kalsaydınız daha iyi değil miydi? Buna nedenle kendisi yaklaşık yarım saat bana cevap verdi. İşte kan akmasın, her gün şehit cenazeleri yenmesin dedi. Fakat görüyoruz ki hala şehit veriyoruz, hala savcılarımız vuruluyor, askerimiz, polisimiz şehit düşüyor. Buradan da vatan için, bayrak için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. En üzüldüğüm haberi giderken, evet, burayı bileniniz var mı? Geri gelebilir miyiz? Evet, Kadir İmamoğlu'da olan haberin bombası ile yayınlandı. Evet, diğer. Evet, burayı bileniniz var mı? Evet, gönlü ofisler ilk tanıştığım an. Evet, o an ben... Gerçekten bana bu imkanı veren gerçekten değerli başkanım, Şükret Başkanım başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ben buraya belki üçüncü gelişim. Burada ayrı bir sıcaklık hissettim. Ben haberleri yaparken işte bilgisayarın başında Ahmet abi sürekli bahsederdi. İşte bu hafta buraya gideceğiz, bu hafta şuraya gideceğiz. İşte sen de gel. Benim tabii imkanım olmadı yani yoğunluktan dolayı. Çünkü çok gelmek istiyorum hani. En azından bir tane gezinize katılmak istiyorum. Olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda katılmak istiyorum başkanım. Evet. Gazeteler nasıl ayakta durur? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yerel gazeteler devletin verdiği resmi ilanlarla ayakta duruyordu diyorum. Çünkü devletin verdiği resmi ilanlar azaldı. Yatırımlar azaldığından dolayı devletin verdiği ilanlar da azalıyor dolayısıyla. Atıyorum Isparta'mızda 15'e yakın resmi ilan alan gazete var. Bunların aylık bir tane ilan, iki tane ilan belki çıkıyor, çıkmıyor gazetelerde. Bu ilanlar da devletin basın ilan kurumunun belirlediği fiyatlar doğrultusunda alıyor. Atıyorum bir sayfalık ilan 1500-2000 lira civarında para tutuyor. Yani aylık bir gazeteye iki ilan geldiği zaman 3000 lira tutar. 3000 liranın %18'i KDV, %25'i gelir vergisi. Ondan sonra bir de basın ilan kurumumuz çok güzel yanımızda iki ilan düşüyor gazeteye ve 5 tane muhabir kadrolu eleman çalıştırmak zorundasın. Onların sigortasını ödemek zorundasın. İşte matbaa masrafları bir yıl masraflar kesinlikle yani göründüğü gibi değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani zorlukları anlatmakla bitmez. Gazetecilikte bu faaliyeti devam ettirirken görev alanları şu şekilde: muhabir, bunun sınırı yok, 2 de olur, 5 de olur. Editör, yani editör WordPress programında sayfa dizaynını yaparken orada kontrol mekanizması görevini görüyor. Yani çoğu zaman da tabii cümlelere dikkat edemiyoruz. Kelime hataları oluyor. Birçok yanlışımız oluyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Zamanın darlığı yetişmiyor. Yani habere gidiyorsun. Bir haber 2 saat, 3 saat sürüyor. Apar topar geliyorsun.
bilgisayar başına geçiyorsun, yazıyorsun, resimleri aktarıyorsun, dizayn ediyorsun. Yani tavsiye hataları oluyor. Editörün görevi o. Grafiker var ayrıca. Grafiker de, evet burada da bir geri gelebilir miyiz abi? Değerli yazarımız Ahmet Yetkin Bey'le Antalya'da Dedeman Otelleri sahibi Nazire Dedeman'ın daveti üzerine, evet Sparta basını, evet oraya katılmıştık Sparta basınıyla. İki günlüğüne gitmiştik Dedeman Otel'e. Burada ünlü yazarlar var. Ertuğrul Mavioğlu, Deniz Gökçe, Oktay Pirim ve ortadaki Nazire Dedeman. Yıllar önce oğlu arkadaşının kurşunuyla öldürüldü. Kendisi de bu uğurda hayatını feda etti. Ve bireysel silahlanmaya karşı Türkiye çapında bir faaliyet başlattı. Yerel basın seminerleri düzenledi. Bireysel silahlanmaya karşı. Biz de oraya katılmıştık. Oradan bir görüntü. Evet, devam edelim. Foto muhabiri var. Tabii biz gazetenin kadrosundan bahsediyorum. Yazı İşleri Müdürü, sorumlu Yazı İşleri Müdürü, genel yayın yönetmeni. Tabii bu kadar kadroyu, elemanı barındırmak, onların maaşını ödemek mümkün değil. Bizim gazetelerimizde açık konuşalım. İki kişiyle, üç kişiyle bilemedim en fazla. Durumu götürüyor gazetelerimiz. Evet, ben şöyle dedim gazeteciyi tanımlarken. Gazeteci, düğün evinin tefçisi, cenaze evinin yazıcısı, yolda kalmışın yol arkadaşı, sağırın kulağı, körün gözü, dilsizin dili, toplumun sesidir diye ifade ettim. Şimdi biraz da fiziki gazetecilikle internet gazeteciliğini kıyaslayacağım, çektiğimiz zorlukları, yani işin finans yönünde. Ben biz haftalık çıkarıyoruz tabii. Bu bize yetiyor. Neden yetiyor? Çünkü anında haber verdiğimizden dolayı artık bütün insanlarımız internet kullanıyor. Sosyal medya o kadar yaygınlaştı ki abone çalışması yapıyoruz. İşte yıllık çok sembolik bir rakam. Dışarıya postayla gidiyor yani. 200-300 tane işte milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, il teşkilatları, kaymakamlıklar, belediyeler hepsine gidiyor gazete. İşte çarşıda dağıtırken gazeteyi tabii doğal olarak hakkımız olan işte yıllık sembolik bir abone parası alalım diyoruz. Vatandaşlar tabii kabul etmiyor. Biz zaten bu haberleri okuduk diyor bir gün önce. İnternette gördük diyor haberleri. Ondan dolayı o yönde de teknolojinin gelişmesi biraz da bize zarar verdi. Fakat internet gazeteciliği yaygınlaştı. Televizyonlar artık fazla izlenmiyor. Çünkü insanlar haberleri artık internette, cep telefonlarında anında görüyorlar. Evet Celal, bir videomuz var. Onu izleyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Bana bu imkanı verdiğiniz için başta başkanım olmak üzere. Buradan tabii ilk başkanımız, ikinci başkanımız da burada, Fikret Başkanım. Şükrü Başkanımız yok aramızda. Keşke o da olsaydı. Abi yine bu arada bu konu sözü vardı bize. Fakat acil bir işi çıktığı için erteledik. Normalde bu şükürle gelecekti. Evet, ben şöyle Celal abimiz...